Yine peş peşe geliyor aynı haber. Mantar mevsiminde birbirini izliyor zehirlenmeler. Mantar bilimcisi Jilber Barutçuyanla ormanı gezdik. Hangi mantar yenir, hangisi zehirlidir diye sorduk. Dünyanın en ölümcül mantarını da o gezinti sırasında görüntüledik. Bu mantarlardan bir tanesi bir insanı öldürmeye geçiyor. Mantar toplama sezonu geldi ve uzmanlar üstüne basa basa uyarmaya başladı. Bilmediğiniz mantarları toplayıp yemeyin. Bazıları son yemeğiniz olabilir. Mantardan ölmek çok zahmetli bir süreçtir. Öyle ertesi gün öldüren bir mantarımız yok. İlk 24-48 zaten belirti yok. Ondan sonra ilk zehirlenme belirtilerinden sonra bir ay, bir aya kadar sürebilir. Çok zahmetli bir ölümdür. Son ölüme biri Manisa'dan geldi. Ormanlık alanda mantar toplayan 65 yaşındaki kadın zehirli mantardan hastanelik oldu ve hayatını kaybetti. Mantar toplama sezonu Mayıs ayında başlayıp Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Kulaktan dolma mantar yememek gerekiyor. Zehirli, öldüren ya da yenen mantarları birbirinden ayırt etmek için maalesef hiçbir kolay yol, hiçbir püf noktası, hiçbir teknik analiz sistemi yok. Gelişi güzel toplanan mantarların asla tüketilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar bu yıl İstanbul'un ormanlık alanlarında görülen bir tehlikeye karşı özellikle uyarıyor. Tehlikenin adı dünyanın en ölümcül mantarı olan köy göçüren mantarı. Bakın görüyorsunuz her taraf amantafalodeslerle dolu. Evet. Bu mantarlardan bir tanesi bir insanı öldürmeye yetiyor. Star Haber ekibi Türkiye'nin tek mantar bilimcisi olan Cilber Barutçian'la birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge sorumluluğundaki Belgrad Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda zehirli mantarların izini sürdü. Bu mantarın zehirlenme panosunda ilk 24-48 saat hiçbir belirti yok. 48 saatin sonunda zehirlenme belirtileri başlanır. Doktor, doktorların sizin yap için yapacak çok az şeyi kalıyor. Destek tedaviler uygulayabilirler. Panzehir yoktur. Ve işin acı tarafı da şu. Orman zeminine baktığımız zaman buraya birileri gelmiş ve bilmeden son derece öldürücü olan bu mantarı, bakın çok sayıda toplamış ve yemek için eve götürmüş vatandaşlar. Ölümcül mantarı nasıl tanıyabiliriz? Amanita phalloides mantarı şapkalı lamelli bir mantar. Zeytin yeşiliyle zeytin sarısı arasında değişen renklerde bir şapkası var, hafif böyle lifli bir yapı. Mantarın bir yüzüğü var. Yüzüğe pek güvenmeyin çünkü yüzük kolayca yok olabilen bir ince bir yapıdır. Mantar bir torbacının içinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu özellikleri kafanıza yazın. Bu mantar en öldürücü mantar. Fakat tuzaklar da var. Bakın hiç benzemiyor diyeceksiniz. Bu da Amanita phalloides yani köy göçüren. Fakat albino formu. Renk pigmentleri eksik formu. Bu da aynı derecede öldürücü. Ölümcül mantar zehirlenmelerine karşı yapılması gereken şey aslında çok basit. Birinci prensip bilmediğiniz hiçbir şeyi yememek. Özellikle halk arasında dolaşan pek çok yanlış inanış var. Efendim e, hayvanlar yerse biz de yeriz. Yok sütü atkan mantarlar zehirsiz olur falan gibi bir sürü şeyler duyacaksınız. Bunların tamamı yanlış. Bilinçli değilsiniz, iyi bilmiyorsanız mantar yemekten kaçınınız lütfen. Başka.